Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aziz, latif, mübarek, pâk ruhu tayyibelerine, Ehl-i Beyt'in, Eshâb-ı Kirâm'ın, Enbiyâ-i Azâm'ın, Sâdât-ı Kerâm Hazrâtı'nın, cümle şehitlerimizin, geçmişlerimizin ruhu şeriflerinize, dinimizin, vatanımızın, milletimizin selâmetine, şerirlerin şerlerinden muhafızasına, bu niyaz, bu dua ile bir Fâtiha-i Şerîf, üç ihlâs. Allahümme sallâ aleyhi ve sellem. İnsanın zor anı, peygamberlerin bile zor anı, müminlerin zor anı, hele kâfirlerin beterin beteri. Okunan ayet-i kerimede Kıyamet Suresi'nde insanın başından geçecek kıyamet manzaraları bildiriliyor. Ayeti inkâr edenler, şüphe ve itirazlarına ayette cevaplar veriliyor bu itirazlara. Gafil uykusunda olanları uyandırmak için de insanın neden yanı bir bakmaz mı öğütleniyor. İlahi azameti görmesi için. Rütfe alaka mudga. Yok kadar bir şeyden nasıl bir insan meydana geliyor? Bir insan meydana geliyor, o insanın ikizi yok. Yani aynı kaderde iki insan yok. Birçok şeyle beraber, mesela benane geçiyor yine ayette, Kıyamet Suresi'nde. Kâfir alıyor kemiği, şöyle toz haline getiriyor. Biz diyor böyle toz haline gelen kemik tozlardan meydana geleceğiz diyor. Cenab-ı Hak diğer bir mucize. Evet biz onun parmak uçlarına bile aynen eski hâlini getirmeye muktediriz buyuruyor. Yine Cenab-ı Hak ölüm anında zor an. Cenab-ı Hak velâ temutunne illâ ve entum müslimûn buyuruyor. Sakın ha başka türlü ölmeyin ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruyor. Vakıa Suresi o hadiseyle son nefeste ilgili ayette de hele can boğaza dayandığı zaman ölüm anı. O vakit siz bakar durursunuz çaresizlik içinde. Biz ona sizden daha yakınız o ölen kişiyi ama siz göremezsiniz. Yani insan son nefesinde çaresiz kalıyor. Elinden hiçbir şey gelmiyor. Perdeler kapanıyor, perdeler açılıyor. Firavun bile Musa'nın Rabbine dedi ama işten geçti, her şey bitmiş oldu. Yani gaflete düşmeyelim diye Cenab-ı Hak ayette peygamberlerin bile bir zor zamanı olduğunu, peygamber gönderilen toplumları da gönderdiğin peygamberleri de hesaba çekeceğiz buyuruyor Cenab-ı Hak. Hatta Yunus Aleyhisselam daha dünyada hesaba çekildi. 3 gün geç kaldı. Ağır bir ceza verildi. Sonra Cenab-ı Hak affetti. 3 gün geç kaldı ondan. Erken terk etti. Velhâsıl o gün zor gün. Kimler korkudan emin olacak o gün? لَا هَفُنْ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْسُنُونَ Hayatın bütün muhtevasında Kur'an-ı Kerim olanlar, sünnet-i seniyye olanlar. Bütün muhteva bunu aşk ile, vecd ile bir gölgenin vücuda sadakati gibi Resulullah'ın izinden gidenler. Onun için iman edip takvaya ermiş olanlardır bu. İman olacak, sarsılmaz bir iman. O imanda bir takva ilişmiş olacak. Yine Cenab-ı Hak yine bir ahiretten bildiriyor. Bizim Rasûlullah'ın bir örnek olması. Kimlere örnek Rasûlullah Efendimiz? İnsanda tecelli eden bir âbide. Cenâb-ı Hakk'ın ilahi sanatı. Cenâb-ı Hak, üç vasıfta olanlara üsve-i hasene örnek şahsiyet buyuruyor. Birincisi, Allah'a kavuşmayı umanlar. Yani hayatta hep Allah rızasında içinde olanlar. İkincisi, ahirete kavuşmayı umanlar. Yani her şeyde ahireti unutmayanlar. Üçüncü, Allah'ı çok çok zikredenler için Rasûlullah güzel bir örnektir buyuruyor. Yine bu cuma hutbelerinde bu okullar açıldığı zaman bir ayet Zümer Suresi'nde hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak selim akıl sahibi ibret ve öğüt alır. Maalesef imamlar çok özür dilerim. Burada sırf bu ayeti alırlar. Hani bu ayetin üstündeki kısmı okumazlar. Yani burada bir mühendisliğe giden, maden işçiliğe giden ya tomar tomar diploma taşıyan, herkes zanneder ki bunlar bileni bilmiyor. Değil. Burada Cenâb-ı Hak 3 tane şart koymuş. Bunlar Allah'a yakın olanlar bilenler, marifetullah nasip edenler. Ayet-i kerimede gece saatlerinde secde eden ve ayakta duran samimi bir mümin olarak ibadet edenler. Sâciden kâima buyuruyor. İkincisi, yâsûl-ü âhire. Ahiret azabından sakınan, ahiret daimi önünde olanlar. Üçüncüsü,
Rabbinin rahmetini arzu edenler o kimse hiç böyle olmayan gibi midir? Buyur. Bilenle bilmeyen bir olur mu buyuruyor. Cenab-ı Hak la uksun bi yevmil kıyame buyuruyor. Kıyamet günü yemin ederim buyuruyor. Cenab-ı Hak yemin ediyor. Kıyamet yemin ederim çok şiddetli ve zor bir gün. O çok dehşetli bir gün. O günden kaçış yok. Yekulul insan yevmizin eynel mefer? Kaçacak bir yer var mıdır der insan? Yok. Kaçacak yer ancak dünyada var. Dünyada o kaçacak yer olursa ahirette de olur. Fefirru ilallah Cenab-ı Hak buyuruyor. Allah'a koşun buyuruyor. Takva halinde yaşayın buyuruyor. Yine Cenab-ı Hak düşün o günü diyor. Enbiya suresinde yazılı kağıt tomarlarını dürer gibi gökyüzünü toplayıp düreriz. Trilyon 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 yıldızlar. Tıpkı ilk yaratmaya başladığımız gibi onu tekrar o hale getiririz. Bu üzerimize aldığı bir vaattir Cenab-ı Hak buyuruyor. Biz vaat ettiğimiz her şeyi yaparız buyuruyor. Enbiya Suresi 104. ayet. Velhâsıl hep kabirlerin önünden geçeriz. Kabirler dışarıdan sessiz bir yığın gibi görünür. Aslında insanoğlunun geleceği kabir bir mahşer numunesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani siz kabir manzaranı bilseniz kabir manzaranı yemezdiniz, içmezdiniz buyuruyor. Mevlana Hazretleri buyuruyor mezarlığa gitti. Orada bir müddet sessizce otur. Orada susmuş söyleyenleri dinle. Kabirlerde en fazla yükselecek olan ahlar vahlar ya leytini ya leytena. Keşke keşke keşkeler. Fakat bütün keşkeler bitmiş oluyor son nefeste. Yani kabir dünyada Allah'ın emirlerine tabi olup olmadığımızı göre şekillenecek. Sallallahu aleyhi ve sellem malum kabir ya cennet bahçen bir bahçe dünyevi intibalarla ya da cehennem çukurundan bir çukur buyuruluyor. Dolayısıyla tarih boyunca insan idrakini meşgul eden en büyük muamma ölüm ve ahiret âlemi. Ve bu onun meçhulleri olmuştur. İnsanlar hayat şartları ne olursa olsun ölüm kardan müşterek bir ızdırap içindedir. Müminler acaba hesabım nasıl olacak? Peygamberler acaba ben ümmetime bütün topluma tebliğ edebildim mi? Onun hesabı. Kâfirlerde büyük endişe ya varsa zaten kâfirleri en çok Efendimiz zamanında o gün de öyle bugün de öyle annene bir yazayım büyük haber. Tartışmaya başladı. Ya doğruysa ne yapacağız dediler. Onun için daima ölüme Ayşe'yi susturmaya çalışıyorlar. Kızıltoprak'ta bir cami yapıldı. Sosyetik evler vardı. Tabi oraya cenaze gelip cenaze gidecek, ezan okunacak. Katların fiyatları düştü. Zincirlikuyu kabristanı var. Orada küllü nefsin zâikatül mevt. Her kişi ölümü tadacaktır yazıldı kapısına. Oradan geçen bir kısmı rahatsız oldu. Bizi karamsarlığa götürür diye makale yazdı. Yani var mı kaçacak bir yer? Yani bütün hayat yolları döne dolaşa ölüm ufuklarında kaybolur. Bütün hayat yolları. Bu da gönülleri sızlatır. Vahyin ve peygamberin irşadına uzak kalanlar ölüm ve sonrasına dair sualleri her devirde türlü batıl talakkilerle susturmak, bastırmak, şuur altına hapsetmek istiyorlar. Günümüzde aileyi yıkmak için gayret ediyorlar. Ahireti unutturmaya çalışıyorlar. Cahiliye devrinde ahireti unutturma gayreti vardı. Ahkam ayeti inmemişti Mekke'de. Bir sonuna doğru namaz indi o kadar. Bu da 1,5 sene kadar hicrete. Fakat o anne bilesin büyük haberden ürkmeye başladılar. Biz nasıl bunu bertaraf ederiz? Alay ettiler, hakaret ettiler. Sonra zulmetmeye başladılar. Bugün aynı manzarayı görüyoruz. Ve bunun tek çare ne? Aileyi yıpratalım. Aile yıpratılırsa serbest olacak. Bir babanın, annenin hükmü olmayacak. Ailede gün görmüş kişiler olmayacak. Mahalle olmayacak, istediği gibi yaşayacak. Yani tarih döndü, aynı zamana geldi. Dünyaya gelen her insan bir ahiret yolcusu. Efendim buyurduğu gibi la ayşe illa ayşul ahire. Efendimiz zor zamanlarda Hendek'te olduğu gibi Müslüman çok zor durumda kaldı. Esas hayat ahirete geldi. Varlıkta muvaffakiyetlerde şımarmamak için yine Efendimiz Mekke fethine girerken devenin üzerine bir secde haline giriyordu. Sakalı devenin sırtına değiyordu Efendimiz'in. Bir şımarma olmasın Allah'ım la ayşe illa ayşul ahire buyuruyordu.
Yani her yolcunun bir hazırlığı olur. Hazırlıksız çıkılan yolculuklarda insan pek çok meşakkatlere katlanabilir. Cenab-ı Hak yine hep ikaz. Haşr suresinde ey iman edenler Allah'tan korkun, herkes yarına ne hazırladığına baksın. Yani yarın istersen 10.000 sene yaşa. Çünkü ahiret nasıl sonsuz bir hayat, ömür hulut. Yine Cenab-ı Hak insan hüsrandadır, zarardadır, ziyandadır. Kimler kurtulur? İman eder, amel-i salihler işler, hak tavsiye eder, hakkı yaşar. Şimdi Allah'ın hakkı var Celle Celaluhu. Resulullah'ın hakkı var sallallahu aleyhi ve sellem. Din kardeşinin hakkı var. Bütün mahlukat insan için yaratılır, bütün mahlukatın hakkı var. Dünyanın meccezileri karşısında da sabrı yaşamak ve sabrı tavsiye etmek. İşte bunun için kurtulacağı insanın zalûmen cehûlâ, yani insan çok zalimdir, ebedi hayatını helak ediyor. En büyük zulmü kendisine yapıyor. Cehuldür, çok cahildir. Ebedi hayat karşısında deryadaki damla olan dünyayı aldanıyor, ukbayı unutuyor. İnsan bu iki vasfı bertaraf edecek zalûmen cehûlâ. Cenâb-ı Hak buyuruyor Zümer Suresi, onlar Allah'ı hakkıyla tanıyıp bilemediler. Kıyamet günü bütün yeryüzü O'nun tasarrufundadır. Gökler O'nun kudretiyle dürülmüş olacaktır. Trilyonlarca kütleler. O müşrik ortak koşmadan yüce bir Cenâb-ı Hak münezzehtir. Yine 19. ayet Haşr Suresi'nde Allah'ı unutan, Allah'ın da kendini unutturduğu kişiler gibi olmayı. İnsan Allah'ı unuttuğu zaman Allah da kendisini unutturuyor. Sokakların halini görüyoruz. Nasıl ahlak dibe vurdu. Ticari hayattaki yanlışı görüyoruz, dibe vurdu. Ailedeki problemleri görüyoruz, aile hayat dibe vurdu. Yine Cenab-ı Hak o kıyamet günü insanoğlunun bir çaresizliğini bildiriyor. Yekulur insan yevmizin eynel mefer. İnsan o gün kaçacak bir yer neresidir diye sorar. Tek çare işte fefurru ilallah. Dünyadayken Allah'a sığınabilmek, Allah'a firar edebilmek. Yine Cenab-ı Hak kıyametten diğer manzara, çok manzara bildiriyor. O gün gördüğünüz gün o kıyameti her emzikli kadın emzirdiği çocuğu unutur. Dünyada unutmaz hiçbir zaman. Deryaya düşse anne kendi deryaya atar. Her gebe kadın çocuğunu düşürür. İnsanları serhoş halde görürsün. Oysa onlar serhoş değildir. Fakat Allah'ın azabı çok dehşetlidir. Bilhassa bu ayeti, bu Haç Sûresi'nde Sami Efendi Hazretleri çok şeyinde okurdu sohbetinde. Yine bir ibret bir ayet. Fâni hayatlarını hep hesapsız, sorumsuz, âresiz bir dünya hayali kuran kâfir, fâsık ve gâfiller, kıyametin o dehşetli manzara karşılaştığı zaman, o çetin ve belalı günü azabından Abu Sen kamtırıra, bunun dünyadaki sahip olduğu her şeyi vermeye, hatta kat kat fazlasını fidye olarak vermeye razı olacaktır. Lakin onun işten geçmeye her şey bitmişti. Cenab-ı Hak bildiriyor ayet-i kerimede. Abese suresinde işte o kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden, evlatlarından bile kaçar. Yani sığınacak yerlerden o gün kaçıyor kendi derdinde. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor. Dünyada serbest. Kâfir de serbest, mümin de serbest, fâsık da serbest. Cenab-ı Hak buyuruyor Mümin Suresi 115. ayetinde. Biz insan abes olarak yarattığımızı mı zannediyor? Bizim huzurumuza getirileceğini zannetmiyor mu? Yine biz Duhan Suresi'nde gökleri ve yeri ve bütün bunların aralarındakilerini bir eğlence olsun diye yaratmadık. Niçin yarattı? Kul ibret alacak, ders alacak. Efela ya'kulun tetefekkürün. Cenab-ı Hakk'ın ilahi azamet tefekkür edecek. Aman ya Rabbi diyecek. O zikre götürecek. Cenab-ı Hak kırıntı halinde bilgiler veriyor. Diğer mahlukata vermiyor. Bu kırıntı bilgelerle Cenab-ı Hakk'ın azametini düşünecek. Aman ya Rabbi diyecek. Velhâsıl gâfilâne bir hayat, çocuklukta oyun, gençlikte şehvet, ergenlikte gaflet, ihtiyarlıkta ise elden gidenlerin hasret, nedametten ibaret. İbrahim Ethem Hazretleri'nin güzel bir şeyi var. Yaptığımız dualar niçin kabul olmuyor diye soruyorlar. Hazret de şu cevabı veriyor. Şundan dolayı kabul olmaz diyor. Cenab-ı Hakk'ı bilirsiniz, buyruğunu, emirlerini tutmazsınız. Peygamberi bilirsiniz, sünnetini yerine getirmezsiniz. Kur'an okursunuz, amel etmezsiniz. Hak Teâlâ'nın nimetlerini yersiniz, şükretmezsiniz. Cenneti bilirsiniz, onu istemesini bilmezsiniz. Cehennem vardır dersiniz, ondan layıkıyla sakınmazsınız. Ölüm vardır dersiniz, hazırlanmazsınız. Ölüleri kendinize kabre koyarsınız, ibret almazsınız.
bu kadar fenalıkla duanız nasıl müstecap olabilir? Resulullah Efendimiz Miraç'ta da cennet gösterildi, cehennem gösterildi. Orada da Resulullah Efendimiz Miraç esnasında cennetin kapısında durup içeriye baktım. Orada yani ekserisi fakirlerdi. Zenginler de hesap vermek için mahpus idi, bekliyorlardı. Bunlardan cehennemlik olanlar ise ateşe atılmaları emrediliyordu. Cehennem kapısında durdum. Oraya girenlerin ekserisi de fâsık kadınlardı. Efendimizin Miraç'la alakalı çok ifade ettiği hadiseler var. Kaderi yazan kalemin gıcırtılarını duydum. Tabii nasıl kalem nasıl gıcırtı bilemiyoruz dünya itibarları. Keyfiyeti meşhur. Abdurrahman ibn Avf'ı gördüm diyor. Emekliye girdi kendi aşere mübeşşereden. Yani cennette tebşir olan sahabeden. O gece diyor Abdurrahman'ı gördüm diyor. Cennete oturduğu yerde emekleyerek giriyordu. Çocukların emekleyerek yürüdüğü gibi. Niçin bu kadar ağır geliyorsun diye sordum. Dedi ki, ya Resulallah, malımın hesabı dolayısıyla çocukları bile ihtiyacı edecek kadar ağır sıkıntılarla geçirdim. Öyle bir daha sizi göremeyeceğimi zannettim. Fasl-ül Hitap'ta. Velhâsıl orada Efendimiz birçok şeyler görüyor. Bu yetim malını yiyenler, helaller varken harama dalanlar, zina edenler. Hatta bu nedir Cebrail diye Efendimiz söylüyor. Buna helal kıldığımızı bırakıp harama giden zinakârlardır buyuruyor. Karnı şişmiş kişiler gördüm diyor. Bunlar faiz yiyenlerdir diyor. Bir takım diyor kadınlar göğüslerinden asılmış. Bir takım kadınlar baş aşağı ayaktan asılmış gördüm. Bunlar kim olduğunu sordum. Bunlar zina eden, çocukları öldüren kadınlardır. Bu kürtaj bir felaket. Cenab-ı Hak böyle diri diri toprağa gömülen kıza hangi günah sebebiyle öldürüldü sorulduğunda. Bu da günümüzün bir felaketi. Ebu Derda Hazretleri'nin bir kişi diyor ki, ben diyor bir şey alamıyorum diyor. Dünya sevgisi var diyor, gününü atamıyorum diyor. Ondan dünya sevgisi namazımda bir huzur bulamıyorum diyor. Tesbihimde, ibadetimde bir zevk alamıyorum diyor. Ebu Derda, senin diyor, derdin en büyük bir dert diyor. Kısa zamanda bu derden kurtulmaya bak diyor. Bu derdin sonu, kişinin imanını kaybetmesidir diyor. Allah korusun dünyadan imansız gitmesine sebeptir bu dert diyor. Nasıl kurtulabilirim diyor. Ebu Derda Hazretleri de bu dünya ihtirasını bertaraf etmek için yani dünya sevgisini atabilmek için hastaları ziyaret et. Hastalara git onları ziyaret et. Sen de öyle olabilirdin. Bol bol cenaze namazını kıl. Her an sen de ölebilirsin. Mezarlıkları dolaş. Kendi yaşından üstün aşağı çok insan görebilirsin. Bir kalpten dünya sevgisini çıkarmanın en tesirli yolu ölümü hatırlamak. Ve bu dünyadan nefsane arzulardan soğumasına, hayır hasenata, ibadete şevkinin artmasına vesile olur. Bir insanda herhangi bir dünya nimetine karşı iştiyak arttığı zaman tek çare ölümü göz önüne getirmesi. Cenab-ı Hak velâ temettü'ne illâ ventümüş ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruyor. Bir ayet düşünün, amiretün nasibe çalışmıştır boşuna. Bir de miras bırakacak, kendi çalışıp didindiği kazandığını arkasına geleni bırakacak, bir de onun hesabını verecek yarın. Bir mektebe alemdeyiz. Yani son güne hazırlanabilmek. Yani son günümüz nasıl olacak? Son günü bir sefer olacak. Bir tekrarı yok bunun. Dünyevi imtihanlarda kaybedersin, bir daha girersin. Yok, bu son bir tek sefer bu. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Siz Allah'a yardım edersiniz. Kul nasıl Allah'a yardım eder? Yaşarsanız, yaşatırsanız, Allah da size yardım eder, ayaklarını kaydırmaz. Demek ki ayaklar daima bir kayabilir. Neyle hazırlanacağız? İbadet, taatlerle hazırlanacağız. Şerati, hayatımızın bütün safhasına intikal etmekle hazırlanacağız. Mesul olduğumuz yetim, garip, yoksulları dert ortağı olmakla hazırlanacağız. İslam'ı gönlüne ulaştırmanın heyecanı yaşamakla hazırlanacağız. Yani hidayetlere vesile olmakla. Bir vesile hidayete güneşin doğup battığı her şeyden daha hayırlı. Resulullah Efendimiz rahmeten lil âlemin ki sevdiğiyle beraberdir. Eğer Resulullah Efendimiz beraber olmak için de Efendimizin haliyle hallenebilmek. Eshâb-ı kirâmın bütün derdi buydu. Efendimiz gördüğü huzur buluyorlardı. Bir inikâs vardı, bir huzur inikâsı vardı. Acaba ben öbür tarafta beraber olabilecek miyim?
Bütün derdi buydu ashâb-ı kirâm. Onun için çırpınıyordu ashâb-ı kirâm. Canım malım feda olsun. Ya sen emret diye terk ediyordu. Rahmet insanı olacak mümin. Cenâb-ı buyuruyor, Rasûlüm de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana itaat edin. Allah sizin günahlarını bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı, esirgeyicidir. Ömer bin Abdülaziz, kıyamet günü nereye gitmek istiyorsanız, hazırlığınızı, yolculuğunuzu ona göre hazırlayın. Mevlânâ da diyor ki, oğul diyor, herkesin ölümü kendi rengindedir. Allah vuslat onu düşünmeden ölümden nefret edenlere ve ölüme düşman olanlara ölüm korkunç bir düşman gibi görünür. Ölüme dost olanlar karşısında dost gibi çıkar. Şimdi Mevlânâ da şey bir aruz diyordu. İmam Rabbani Hazretleri ölmek felaket değil de esas felaket ölümden sonra başa gelecekleri düşünmektir. Zira ecel rüzgarıyla savrulan ömür harmanında haktan gafil olanlara arkalarını bıraktıkları dünya ağlamadı. Karşına dikilen ahiret de gülmeyecek onlara. Cenab-ı Hak buyuruyor. Sümmeles ünne yevmizin aninayım. Yani o gün dünyada yaşadığınız, verdiğimiz her nimetten sorulacaksınız. Cenab-ı Hak yine Araf 6. ayet elbette kendi peygamber gün kimse de gönderen peygamberi mutlaka sorguya çekeceğiz. Onun efendim veda haccına baktığımız sonunda 3 sefer tebliğ ettim mi dedi buyurdu. 120 bin kişiden şahadet aldı. Tebliğ ettiğinde elini kaldı ya Rabbi şahit ol dedi. Bu 3 sefer tahakkuk etti. Yani İslam hayatın bütün muhtevasında olacak. Hayatın hiçbir noktası İslam unutulmayacak. Mümin ahiret endişesi yaşayacak. Bugün maalesef İslam unutuluyor bazı yerlerde. Onu unutmayacak mümin. Aile hayatı unutuluyor. Kazanç da unutuluyor. Sabır da tahammül de unutuluyor. Hak da hukuk da unutuluyor. Velhâsıl mümin mümine ikra kitâbek. Kefâ bi nefsikel yevme aleyk hasîbâ. Kitabını oku. Ekranlar inecek. Kiramen, kâtiben ne varsa aktardı dosyaya. Çoğunu unuttuk. O zaman kitabını bugün sana nefsin kâfidir denecek. Orada hassas teraziler kurulacak. Zerreler hesaba gelecek. Femen ya'mel miskâle zerreden hayran yara. Femen ya'mel miskâle zerreden şerran yara. Bir de kul o kadar şaşıracak ki, Kehf Sûresi'nde vay halimize diyecekler. Bu nasıl kitapmış diyecekler. Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın yaptığının hepsini sayıp dökmüş. Kimler döküyor? Göz döküyor. Hangi vitrini seyretti? Kulak öyle nelere muhatap oldu? Nelerden kaçtı, nelere muhatap oldu? Deriler vücut konuşacak. Allah verdi bu nimeti, vücudu nerede harcadı? Şaşıracak, küçük büyük her şey satır satır yazılmıştır. Velhâsıl küçük şey yok. Küçük hasene, orta hasene, büyük hasene. Köpeğe su veren kişi affolunuyor. Kuyudan çıkartıyor, hayvanı suluyor. Kendisini aç bırakan kadın cehennemlik oldu buyuruyor. Yani bazen Allah'ın gadabı ufak, orta, büyük, rahmeti de öyle. Sonra Lokman aleyhisselam nasihatlerinden oğluna, yavrucuğum diyor, yaptığın iş iyilik ve bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinlikte bulunsa, yine de Allah senin karşına getirir. Allah en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. Onun için mümin takva sahibidir. Takvanın ne faydası var? En başta gönlündeki endişeyi arttırır. Gaflette olan bir insan için o da endişeden uzaklaşır. Gayet rahat görüyor sokakta. Ticari hayatı görür gayet rahat. Ömer bin Abdülaziz'i ağlarken görüyorlar. Nedir derdin diyorlar. Evet diyor ben de hakkı tebliğ etmeye çalıştım ama diyor. Acaba diyor adalet diyor hakkıyla yapabildim mi diyor. Demek ki değil mi diyor Allah Teala'nın huzurunda bütün milletin hesabını vermek için duracağım. Hepsi hakkında adil davranabildiğimden emin değilim. Yaptığım kusurlar da aynı. Elbette bundan dolayı korkar ağlarım. Ya ağlam devam etti. Asıl vefat etti. Velhâsıl talebesiz bu dünyanın. Dünya bir arz-ı endam. Mal, mülk, şöhret vesaire makam mevkimin getirdiği şöhret olmayacak. Arz-ı hâl olacak. Bir abdiyet olacak. Abd-i acizlik olacak. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u açtıktan sonra Ayasofya şartnamesinin altına Abd-i aciz diye imza attı. Es-Sultan İbn-i Sultan El-Gazi Ebu'l-Fethi Muhammed Han sahne diye atmadı. Abd-i aciz diye attı. İbrahim Aleyhisselam'a hak dostu oldu. Gönlü üç fani tahtı yıktı. O şekilde Cenab-ı Hak da dost oldu. Cenab-ı Hak
kendisine dost edindi. Ben iki şey arasında daim muhayyer kaldığım zaman mutlaka Allah için onu tercih ederim dedi. Canıyla bir şey olduğu zaman canını feda etti. Cenab-ı Hak "Ey nar, İbrahim'e selam ve selam ol" buyurdu. Ateş Gülistan'a döndü. Malıyla oldu. Cenab-ı Halil İbrahim bereketi verdi. Oğluyla oldu. Oğlundan Subbi'nden Rasûlullah Efendimiz geldi. İki mektep var. Bir dünya mektebi. Bu mektepte esasen Cenâb-ı Hak azamet-i ilahisi okunacak. Kevni ayetler. Yani bu ilahi büyük bir laboratuvar kainat. Her gördüğü şeyde kul Cenâb-ı Hak'ı hatırlayacak. Fakat gözünün önüne iki parmağını koyar hiçbir şey göremez. Yani kalbinin üzerine parmağını koyar bir şey göremez. Her şey ilahi azamet. Toprak terkibine bak öyle, atmosfere bak öyle. Coğrafyaya bak, kimya, fiziğe bak, neye bakarsan bak. İnsana ait bilimlere bak, hepsi Cenab-ı Hakk'ın azameti ilahiyesi. İkinci ahiret mektebi. Dünya mektebinde kulluğumuzu ifa etmek için ahiret mektebine kazanabilmek için geldik. Dünya mektebini, ahiret mektebini içine alırsak kul faziletlerle donanır. Bu çok mühim. Dünya mektebini, ahiret mektebini içine alırsak kul faziletlerle donanır. Allah da o kuluna yardım eder. Siz takva sahibi olursanız Allah size yardım eder. Hidayet verir. Gâşiye Sûresi 1. ayette her şeye göre fânilik var. Cenâb-ı Hak orada bugün Resûlümün dehşeti her şeyi kaplayan kıyametin haberi sana gelmedi mi? Kıyametin haberi geldiğine göre acaba nasıl yaşayacağız? O gün bir takım yüzler zelildir, perişandır, çirkindir, iğrençtir. O gün bir takım yüzler var ki mutludur, güleştir. Cenab-ı Hak bir azim korkulu bir istikbal günü bildiriyor. Ancak işte elâ bizikrillâhi tatmainnül kulûb. O şekilde bir selamet oluyor. Zaman zaman büyük felaketleri görüyoruz. Mesela bir yanardağ infilak ediyor. Arjantin'de oldu. Herkes kaçıyor. Bu ibret vermiyor. Dünyevi intibalar bir cehennemden misal. Orada var mı kaçacak bir yer? Bir deprem oluyor, korkuyoruz. Bir sel oluyor, korkuyoruz. Bir virüsten korkuyoruz. Enflasyondan korkuyoruz. Bunlar da beşer olarak korkmamız tabidir ama esas korkulacak günahlarımızdır. Niye bunlar oluyor? İyyâke nâbüdü azaldığı için ve iyyâke nestaîn Allah'ın yardımı azalıyor. Allah bunlarla ikaz ediyor. Bir virüsle ikaz yok kadar bir şeyle. Seller geliyor, az aşağıda yangınlar oluyor. Enflasyon oluyor. Allah bereketi alıyor. Velhâsıl esas günahlardan korkmalıyız. Dilimizden çıkan yanlış kelamlardan korkmayız. Merhamet ve şefkat fukarası olmaktan korkmalıyız. Yahya bin Muaz Hazretleri şaşırdı o kişiye ki, hastalık korkusuyla yiyecekten perhiz eder, cehennem korkusu günahlardan perhiz etmez. Daima insan şunu düşünecek, küllü men aleyhâ fân, yeryüzünden her canlı yok olacak. Yine küllü nefsin zâikatül mevt. Her can ümit tada, bir denme muhakkisi hayırla da şerle de imtihan ederiz. Biz ancak bize döndüreceksiniz. Yine ayet-i kerimede, Ankebut'un başında, insanı imtihandan geçirmeden sonra iman et demekle bırakılacaklarını zannediyorlar. Benim imanım var, iman ispat ister. İman ispatı için şeriatın bütün muhtevasında yaşanacak. Cenâb-ı Hak yine buyur, Fatih 5. ayette, ey insanlar, Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünyayı aldatma. O aldatıcı şeytan da Allah'ın hakkını sizi kandırmasın. Seherler büyük bir iltica. Cenab-ı Hak sabah akşam Rabbini zikret buyuruyor. Gecenin bir kısmını ona secde et diyor. Gecenin uzun bölümünü ona tesbih et diyor. Velhâsıl Cenab-ı Hak kul her zaman canı beraber olacak. Fakat seherlerde daha çok. Tabii hastalıklar vesaire onlar o zaman mazur. Cenab-ı Hak yine Allah'ı zikretmek hususunda kalpte katılaşmış olan yazıklar olsun Cenab-ı Hak buyuruyor. Yine Cenab-ı Hak Rabbini kendi içinde kalbinde yalvararak ürpererek yüksek olmayan bir sesle gece gündüz zikret gafillerden olma buyuruyor. Velhâsıl o gecenin en fîzânı istiğfar. Vel müstâfîne bil yesâr. Cenâb-ı Hak unutmamak, imanı tecdid etmek, Rasûlullah'ı hatırlamak, letâif merkezini canlı tutabilmek.
Teheccüd namazı Efendimizin hemen hemen hiç terk etmediği bir namaz. Hatta o kadar bir tesir altı kıldı mı Efendimiz geceler. Ayşe validem ya Resulallah bu kadar kendine yıpratma. Allah seni geçmeyi affettiğince ya Ayşe şükreden bir kulumayım buyurdu. Cenab-ı Hak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin muhabbete muhabbet cümlemize ihsan eylesin. El meru me'men ehabbek ashab-ı kiram en çok sevilen hadis buydu. İnşallah Cenab-ı Hak bir gecelerimizi Resulullah Efendimizin seher hayatına benzetmek ile biz de inşallah bu hadislerimiz şumuna dahil eder inşallah. Tabi salavat-ı şerife var, tefekkür mühet var, letaifler var, dua var vesaire var. Sohbetler ayrı bir manzara. Eshâb-ı kirâm sohbetlerle sahibi oldu. Yani Cenâb-ı Hak sen öğüt ver. Çünkü nasihat, hatırlatma mü'minlere fayda verir buyuruyor. Sohbet bir sünnet-i müekkededir. Belki bugün farz haline geldi çünkü dışarıdaki olan tasallutlar çok fazla. Bu kalpten kalbe, sadır sadıra beraber olmaktır. Yani bir dört duvar arasında beraber olma değil. Bu manevi enerjiyi alabilmektir. Cenab-ı Hak bu sohbetlerden cümlemizi müstefid eylesin inşallah. Ondan sonra gelen ayet وَلَا اُقْسُ بِالنَّفْسِ الْلَوَّامِ İkinci ayet. Bu nefs-i levvâme, tutarsız bir nefis. Cenab-ı Hak buyuruyor, yemin ederim ki diyor, dirilip hesaba çekileceksin buyuruyor. Bu nefs-i levvâme bazı şeyleri unutuyor. Bazı şeylere ehemmiyet vermiyor. Bu nefs-i levvâme oluyor. Cenab-ı Hak kıyameti bildiriyor, arkada hemen levvâmeyi bildiriyor. Mesela ticari hayatta, canım bunu ben şey yapayım da sonra af tövbe ederim, kurtarırım işi diyor. Ya yani bol sadak veririm, kurtarırım diyor. Bu nefs-i levvâme işte. İffetsizlik var, hayâsızlık var. Susuyor. Bir emri bil mağrufta bulunmuyor. Aile hayatı çöküyor. Kızın nerede okuyacağını, ne vereceğini bilmiyor ufak yaştan beri. Yavrusunu ziyan ediyor. Onun yarın, onun da hesabını vereceğini düşünmüyor. Hep buna nefs-i levvâme. Fakat namazında kılıyor. Yine bir hadis-i şerif var. Bir Ayşe validem herhalde soruyor. Ya Resulullah diyor, salihler olduğu halde diyor, azap gelir mi diyor? Evet diyor. Çünkü onlar diyor emri bil maruf, onlar hatta teheccüd namazını kılarlar ama diyor emri bil marufta bulunmazlar buyuruyor. Davud aleyhisselam zamanında bir kısmı fasıklar. Onlar maymun kılığına döndü, üç gün devam etti. Dindarlar da ikiye bölündü. Bir kısmı da biz de ferdi ibadetine bakalım. Onlar zaten yoldan çıkmış insanlar, bize ne dediler? İkincisi yok dediler. Biz tebliğ edelim, Allah hakkında mesuliyetten kurtulalım. Tebliğ edenler kurtuldu. Bize ne diyenler de onun başına ağır bir ceza geldi. Bugün hidayetler kayboldu. Takva unutuldu. Onun için müsterşide irşat. Bu yolun en mühim şey irşat etme. Cenab-ı Hak nasıl irşat etsin? Kavlen leyyina, kavlen meysura, kavlen sedida. Cenab-ı Hak nasıl hangi dille irşat edeceğini Cenab-ı Hak bildiriyor. Velhasıl bu nefs-i levvâme buradan maalesef işte günümüzün şartları. Ticari ayeti görüyoruz. Ahlak-ı edebi görüyoruz. Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi. Hepsi bunların piyasaya çıktı. Yani bu durumda eğer bir Müslümanın sessiz kalması, boğulan kimse bir can kurtaran simidi atmaması, yangından bir insan kurtarmanın telaşı olmaması, Allah korusun büyük bir hesabı yarın düçar eder. Onun için bu nefs-i levvâmeden çıkıyor. Bunun için ne lazım nefs-i levvâmeden? Bir defa helal gıda lazım, bu zaruri. İbadet huşu ile olacak. İnfak olacak. Kulül affazını ver Cenab-ı Hak. Kur'an-ı Kerim'in ülfet olacak. Bugün Türkiye'de kaç milyon tahsil yapan var? 18-20 milyon diyorlar. Bunun kaçı Kur'an kursundan geçiyor? Mülheme olacak. Onun bir üstü. Bu hayır ve şer hassas bir surette ayırt edilecek. Şehvi duyguların aşırılıklardan direnme kabiliyeti artacak. İstikamete girmiş olacak mülhemede. Cenab-ı Hakk'ın arzu ettiği nefs-i mutmainne. Bunların nefs-i mutmainnenin bir şartını burada Cenab-ı Hak biliyor, radiyeten verdiği. Hayatın bütün iniş çıkışını Allah'tan razı olacak.
neden, niçin bunu unutacak? Takdir böyle, bu takdir benim için en hayırlıdır. Velhâsıl bunun neticesi insanı kâmil meydana olacak. Yeryüzünde Cenâb-ı Hakk'ın şahidi olacak. Resûlullah size şahit olsun buyur. Kibir, enaniyet, dedikodu, iftira, yalan, israf, cimrilik, küsur hasretler, bu rahmet insanda olmayacak. Bunun yerine ne olacak? Cömertlik olacak. Merhamet olacak. Şefkat ve hizmet. Fakat bu ölçü nedir? Ölçü Cenab-ı Eshâb-ı Kirâm bildiriyor. Cömertlik işte Eshâb-ı Kirâm'ın cömertliği. Fakirin bile cömertliği var. Hammallık yapıyor, dağlar çıkıyor, odun kesiyor, Allah Resulü'nün önüne koyuyor. Şefkat hizmet tevazu olacak. Nezaket, sabır, edep, haya, vakar gibi faziletlerle kalp müzeyyen olacak. Nefsi radî, Allah'tan razı olan bir nefis. Radî Allah'tan razı olmak. Burada bir güzel bir misal var. İsa aleyhisselam rivayete göre kendi alıcılar bununla ve iki çakağa çökmüş bir şahsa rastladı. O şahıs üzerindeki hastalıkla aldırmayarak "Ya Rabbi sana sonsuz hamd senalar olsun ki mahlukatın büyük çoğunu müptela kıldın, dertten beni halas edin." dedi. İsa aleyhisselam muhatabın kalbi idrak ve kemalini yoklamak maksadıyla ona "Ey kişi, Allah'ın senden giderdiği hangi dert var ki?" dedi. O dedi ki, hasta şöyle cevap verdi. "Ey Ruhullah," dedi. "En feci hastalık ve bela kalbin Hak'tan gafil ve mahrum olmasıdır. Şükürler olsun ki Allah Teala beni bundan muhafaza buyurdu. Zira ben Cenab-ı Hakk'ın kalbim verdi marifetullah lezzeti ve huzuru içindeyim. Onun dışındaki bütün dünya nimetlerini görmüyor ve hissetmiyorum," dedi. "Elhamdülillah bir huzur içinde yaşıyorum," dedi. Ondan sonra merdi Allah da okuldan razı oluyor. Cennetime gir buyuruyor. Bu daha öteye gitmek. Hazreti Ömer radıyallahu hilafet esnasında şöyle buyurdu. "Hayatta olursam inşallah halkın için bir sene gezeceğim. Biliyorum ki insanlar bana ulaşmayan ihtiyaçları var. Valiler o ihtiyaçlarını bana bildirmiyor. Şam'a gideceğim, 2 ay orada kalacağım. Cezire'ye gideceğim, 2 ay orada kalacağım. Sonra Mısır'a gideceğim, 2 ay orada kalacağım. Bahreyn'e gideceğim, 2 ay orada kalacağım. Küfe'ye gideceğim, 2 ay orada kalacağım. Basra'ya gideceğim, 2 ay orada kalacağım. Vallahi o sene güzel bir sene olacak." İşte Bahattin Nakşibendi Hazretleri, üstadının işlerinde 7 sene hastalara cerrahatli mahlukat hizmet etti, yolları temizledi. Hasta insan hizmet etti. Zira insanları kendisine zimmetli bildi. İslam kardeşinin vecibesini yerine getirdi. Çok mühim bu. Hasta insan hizmet etti. Zira insanları kendisine zimmetli bildi. İslam kardeşinin vecibesini yerine getirdi. İkincisi mahlukata hizmet etti. Zira Halik'in nazarıyla mahlukata bakmak bu da dostların şiarıdır. Yolları temizledi. İnsanın en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Bahattin Nakşibendi en büyük feyiz bu hizmet sayesinde bu derecelere nail oldum buyuruyor. Bu yoğun ilahi azamet tecelli karşısında hiç diye büründü. "Âlem buğday, ben saman. Âlem yahşi, ben yaman." dedi. Cenab-ı Hak diye bir mucize. Evet biz onun parmak uçuna bile aynen eski halini getirmeye muktediriz buyuruyor. Ecdat da "Ben nerede hizmet ederim?" diye. Yani birçok vakıflar kuruldu. Güzel yazı öğreten vakıf, hastalara ilaç yapan vakıf, sokağa ekmek veren vakıf, hastalara evinde bakan vakıf vesaire vesaire vesaire. Ecdat "Nerede ben ümmet-i Muhammed'e hizmet ederim?" 1960'ta Hindistan'da büyük bir ekonomik kriz yaşandı. Temel ihtiyaç maddesi fiyatları hiç görülmemiş şekilde arttı. Eşyaların pahalılık halkın dayanabileceği bir durum olmadı artık. Halk çok zor durumda kaldı. Halk büyük alimlerden Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin yanına gitti. Durumu bildirdi. Hayat pahalılıktan fiyat artışı. Ondan bu duruma karşı ne yapmalı gerektiğini sordu. Kandehlevi Hazretleri ona şu nasihati verdi. Dedi, İnsanlar ve eşyalar Allah kadına iki elin, iki terazinin kefesi gibidir. Yani bir tarafta insanlar ve eşyalar. Eğer Allah kadına insanın değeri artarsa, yani takva artarsa insanlarda eşyanın değeri düşer. Enflasyon olmaz. Fiyatlar ucuzlar. Ama eğer Allah kadına insanın değeri düşerse, yani takvadan uzak kalırsa, fasıklaşırsa o zaman eşyanın değeri artar, enflasyon olur. Fiyatlar yükselip pahalılık olur. Siz Allah katındaki değerinizi yükseltmeye bakın ki böylece insanın değeri yükselsin, takva sahibi olsun.
Allah'a yakın bir kul olsun, eşyan değeri de azalıp fiyatlarda düşsün. Yine halka dönüp şu ayeti bu söyle delil olarak okur. Araf 96. ayet. Eğer o şehirlerin halkı hakkıyla iman edip takva sahibi olsalardı muhakkak onların üzerine gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık. Rabbimiz inşallah cümlemizi müttaki takva sahibi kul olabilmeyi, bir irşat ömrü yaşamayı, irşat bekleyenleri irşat edebilmeyi, fedakar olabilmeyi, son nefesimize hazırlanmayı, niyetlerimizin Hak rızasına uygun olması için Cenab-ı Hak iltica edebilmeyi, son nefesimizin en güzel anı olmasını Cenab-ı Hak cümle nasip eylesin. Duamızın kabulü niyazı lillahi teâlâ Fâtiha.